Evet, şimdi yönetici koçluğunun içeriğinden biraz bahsedeyim. İlk hafta yöneticilerin ekosistemini inceliyoruz. Mevcut koşullarda yöneticiler neler yaşıyor, hangi ortamda yaşıyor, bunları inceliyoruz. Bunları incelerken de pek çok araç kullanıyoruz. Yöneticileri segmentlere ayırıyoruz. Bu segmentlere göre yöneticiler için bir yönetici koçunun değer önerisi, sunacağı değer önerilerini bulmak için atölye çalışmaları yapıyoruz. Değer önerisi Canvas ile yapıyoruz bunu. Yöneticiye etki eden, ona baskı yaratan kültür ögelerini 4 ana başlıkta ve 20 alt başlıkta inceliyoruz. Ve bu konuyla ilgili de bir araç uygulaması yapıyoruz. Çünkü her yöneticinin içinde bulunduğu ekosistem, içinde bulunduğu sektör, içinde bulunduğu kültür aynı değil. Aynı olmadığı için de farklı farklı kültür ögelerinden etkileniyorlar. Mesela yönetim kültüründen, mesela liderlik kültüründen, mesela dışarıdaki partnerlik, tedarik veya müşterinin yarattığı baskılardan etkileniyorlar. Tabii insan kaynağının da o sektör için, yöneticinin içinde bulunduğu sektör için insan kaynağının da kültürü yöneticiye ayrıca bir baskı unsuru olarak yansıyabiliyor. İşte bunları ayırıyoruz. Yani bir yönetici koçu olarak kime hizmet edeceğimizi daha böyle detaylı mikroya doğru indirme gayreti içerisinde oluyoruz. Ayrıca ilk hafta yine Dünya Ekonomik Forumu'nun zaman zaman yayınladığı yeni yetkinliklerle ilgili tartışmalar gerçekleştirip bunlarla ilgili araçlar kullanıyoruz. İkinci haftaya geçtiğimiz zaman ağırlıklı olarak ikinci haftada VUCA dünyasını konuşuyoruz. VUCA oynak, kaygan zeminde, belirsiz ve karmaşık koşullarda, anlamlandırılamayan durumlarda yaşamakla ilgili bir olgu. VUCA zaten bu demek. Volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity, yani oynak zeminde kesin olmayan durumlarda, karmaşık durumlarda, anlamlandırılamayan durumlarda yaşamakla ilgili. VUCA böyle bir durum. Ağırlıklı olarak bu konuyu ele alıyoruz, tartışıyoruz ve farklı farklı VUCA araçları, VUCA dünyasında yaşamakla ilgili farkındalık araçları kullanıyoruz, yaratıyoruz. Daha sonra metaforlara giriyoruz. Metaforlarla yönetici koçluğunu nasıl ilerletebiliriz ve metafor aracı kullanarak, metaforlarla yapılmış bir araç kullanarak yöneticilerin iç dünyasını nasıl keşfetmelerini sağlarız, bunları konuşuyoruz. Son haftaya girdiğimizde de yine Holland'ın kariyer eğilim araştırmalarından yararlanıyoruz. Zaman yönetimini konuşuyoruz. Çok derin, çok detaylı bir zaman yönetimi testimiz var. Olayları genel olarak değil de zamanı yönetmek için gereken koşullardan hangilerinde yönetici tökezliyor, hangilerinde kendini iyi hissetmiyor veya hangilerinde güçlü, bunları görmelerini sağlıyoruz. Başarının 12 sihirli anahtarı isimli bir aracımız var. Bunu kullanıyoruz. Ve daha sonra algı yönetimi de kullanılacak. Algıyı yönetmemizle ilgili bize geri bildirim sağlayacak bir aracımız var. Bunu kullanıyoruz. Araçlar tabii daha fazla, daha geniş. Sadece genel olarak bu akışı belirtmek istedim.